Ee, biliyorsunuz e, Ukrayna'da e, siha'lar ve ihalar. Siha'lar silahlı insansız hava aracı demek. İhalar insansız hava aracı demek. Bunlar keşiflerde kullanılıyor ve siha'lar da böyle Rusya ya yani Rusya'da yayın yapan e, gazeteler ve televizyonlar Ukrayna savaşında çok sayıda bayraktar markalı Selçuk bayraktar sayın e, AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki e, siha ve İHA üreten Bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi falan değil, böyle ileri teknoloji falan deniyor ama %70'i zaten dışarıdan gelmiş, montajla sağlamıyor Her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ee, ama öyle yerli ve milli falan değil, montaj sanayi. Ee, neyse burada üretilen İHA'lar ve SİHA'lar e, Ukrayna'ya satılıyordu. Bu savaşta da bunlar kullanılmış. Ben bunlara... Al bayrak demiştim bunları düzeltelim. bunlar bayraktar olacak çünkü sahibi Selçuk bayraktar soyadından alıyor bu markası marka adını marka ismini e, hocamın dediği gibi Kıbrıs'ta da bayraktar özel bir anlam taşıyor e, oradaki e, Mücahit Teşkilatının e, üyelerine komutan. yöneticilerine bayraktar deniyor bayraktarlar Kom, komutan komutan demek e, onların komutanlarına. Bayraklar deniyor. Böyle de bir e, Türk Mücahit Teşkilatı, e, Mukavemet Teşkilatı'nın böyle bir tarihi var. Böyle bir anlam var. Şimdi biz hocam e, gündemin yoğunluğu ve savaş nedeniyle 28 Şubat'ı değerlendiremedik. Biraz geçtik. Çok hızlı geçtik üzerinden. 28 Şubat ama tartışıldı Türkiye'de bir biçimde. Şimdi bakın 28 Şubat nedeniyle içeride yaşları 75 ila 90 arasında olan generaller, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaklaşık 50 yıl hizmet etmiş generaller hapiste doğru Ben hemen bir e, e, ekleme yapayım Buyurun. doğru belki 18 dakikada biz bunu çok derinliğine tartışıla tartışamadık söylüyoruz hep bu bir e, e, Soğuk Savaşı'n Türkiye'de bitiminin ilanıdır evet. komünizm gidip irtica tehlikesi gelmiştir falan diyoruz ama ben tebrik ederim hem Tuğba'yı hem e, te, telebir yönetimini hem de arkadaşları onlara destek veren Harika bir program yaptılar 28 Şubat'ı dün yapıyorum. gece. Tabii, tabii, çok güzel, tabii. çok güzel. Her türlü karşılık onu, görüşleriyle falan aynen tartışıldı. Yani merak eden baksın. Evet. Tebrik ediyorum hem Tuğba'yı hem katılanları hem sizi. Yo, teşekkür ederim hocam, teşekkür ederim. Onu özellikle biz tartışalım istedik. Çünkü evet, evet. tam da Barış Terkoğlu ve Sami Menteş'in yeni çıkan Kırmızı Kedi yayınlarından yeni çıkan kitapları var. Arkadaşlar onu ekrana da getirebilirler. Ee, ve söyleşilerle yapılmış. Çetin Çetin Doğan'la görüşme gözünden yazılan bir kitap, görüşmelere dayalı. Sayın Nilgün Doğan bu kitabın tanıtımı için kendisi de var zaten kitapta. Eşi iki gazeteci arkadaşımız, genç gazeteci arkadaşlarımız artık Barış Terkoğlu'na çok genç gazeteci demeli miyiz? Çok emin değilim ama o da genç. Sami menteş Barış Terkoğlu'na göre geç ikisiyle de beraber çalıştık yakından tanırım. Ee, olabildiği kadar mütevazı da olsa katkılarımızın olduğunu söyleyebilirim. Size yalan söylediler diye bir kitapları var. Yeni çıktım. Bu kitabı şiddetle tavsiye ederim. 22. Hararetle. Evet. Hararetle şiddete karşıyız. <laughs> Hararet diyelim peki. Ben şiddeti şiddeti tercih ediyorum. Hararetle, hararetle, hararetle diyelim. Aynı anlamda hararetle tavsiye ederim. Çünkü durum şu. Ya biz bu ülkede darbe görmesek 28 Şubat'ı bize darbe diye yutturacaklar. Darbe mi arıyorsunuz? 15 Temmuz işte gördünüz darbeyi. Meclis açık. Bütün anayasal kurumlar yerinde duruyor. Formel hukukun dışına çıkılmamış. Evet kitabı arkadaşlar gösterdiler. Size yalan söylediler. Kitap bu. Eee... 28 Şubat'ı anlatan bir kitap. Evet, alabilirsiniz arkadaşlar. Formel hukukun dışına çıkılmamış. Ben tam tersine çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Kavramı bilerek seçiyorum. 28 Şubat Türkiye'de demokratikleşmenin önünü açmaya çalıştı. Doğru. Ama başaramadılar. Ama Aynen, başaramadılar. Doğru. Bakın, Aynen. faili meçhul cinayetler durdu. İşkencenin önü kesildi. Gradyo dağıtıldı. Gradyo dağıtıldı bakın susurluk var arkasından. Jitem tasfiye edildi. Polis özel harekat daire başkanlığı dağıtıldı. İbrahim Şahinler vesaire bunun başkanıydı. Milli güvenlik siyaset belgesinde tehdit değerlendirmesinin içine sol yani komünizm tehdit değerlendirmesinde yeri plan atıldı. Baş tehdit olmaktan çıkartıldı. İrtica ülkücü milliyetçilik ve ülkücü eğitim. mafya eğitim ülkücü mafya tehdit milli tehdit değerlendirmesi için alındı ve Türkiye'nin ulusal birliğine ve varlığına karşı tehdit olarak değerlendirildi. laik ekellerdir. 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemi getirildi ve bunları uygulayan hükümetin yani 57. hükümetin üyelerinden ortaklarından biri de Milliyetçi Hareket Partisi Başbakan yardımcısı da Devlet Bahçeli. Şimdi o dönemde darbe yapmamış insanları darbeci diye yargıladılar bakın beraat ettikleri halde. Ergenekon davalarından kumpaslarından beraat eden komutanları aralarında Çetin Doğan var işte Çevik bir var, diğerleri var. Darbe yapmadılar. O dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir baskı uyguladığı açık ama bunu öyle tarif etmek lazım. Öyle tarif etmek lazım. Ama sadece onlar değil, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum kesimleri, <laughs> siyasette geniş bir yelpaze, Cumhurbaşkanı Demirel meşru seçilmiş ve darbe, bir darbe yapılacakken belki de, belki de bu darbe önlendi veyahut yapılmadı veyahut vazgeçildi veyahut hiç böyle bir niyet yoktu. Şimdi bakın, 28 Şubat dava dosyasına bakın. Bu Fethullahçı çetenin, fetullahçı çetenin bir kumpasıdır. Dün Mehmet Ali Güler, Güler söyledi. Onu söyleyip hemen size veriyorum hocam. 28 Şubat'ın tek bir mağduru vardır. Fethullah Gülen çetesi. FETÖ terör örgütüdür. Eğer başka mağdur olduklarını söyleyenler varsa bu terör örgütüyle iltisaklı olanlardır. Orada hatalar var mı? Var elbette. Ama işte türban yasağı üniversitelerde filan o 12 Eylül'de kurulan, konulan bir yasaktır. Biz 70'li yıllarda üniversitelerde öğrenciydik böyle bir şey yoktu. Bakın. 12 Eylül darbesini destekleyenlere bakın. Kim onlar? İslamcılar, Türkiye'deki İslamcılar, siyasal İslamcılar. Fetullah Gülen çetesi. Ve bilumum tarikatler. O cennetliktir çünkü anayasaya e, din derslerini zorunlu olarak koydu diyenler kimlerse 12 Eylül destekleyenler de onlardır. 28 Şubat Türkiye'de biraz önce Emre Hocam'ın dediği gibi ikimiz de aynı görüşteyiz bu konuda. Türkiye'de çok az bu perspektiften bakan, bu olaya bakan insan var. Türkiye'de soğuk savaşın bitirilme çabasıdır. Gladion'un yani derin devletin yani kontur gerillanın, Türkiye'de derin devletin adı kontur gerilladır. Ergenekon bir kumpasın adıdır. Kontur gerilladır onun adı. Bunun için e, yazılmış İlhan Selçuk'un, e, Uğur Mumbak'ın, Turhan'ın kitaplarına bakın. İlk kontur gerilla tezgahından geçen kemalist bir yarbaydır. 12 Mart'ta. Kontur gerilladır. Derin devletin adı kontur gerilladır. Maraş katliamını tezgahlayan, İstanbul'da 16 Mart katliamını tezgahlayan, İstanbul Üniversitesi'ne atılan bomba, Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı te tezgahlayan, Sivas derken, madımak değil. Ondan önceki. Katliam girişimleri. Tabii. Bunları tezgahlayan kontur gerilladır. Bunu tasfiye etmeye çalışan bir girişimdi. Türkiye'de tıpkı İtalya'da olduğu gibi, çünkü e, Soğuk Savaş bitti, NATO, Süper NATO ya da İnternato diye bilinen o yasa dışı örgütleri dağıtma kararı verdi. İtalya'da bunun adı NATO, e, Gladio'ydu, Türkiye'deki adı Kontrgerilla'ydı, Fransa'daki adı Vatanseverler Birliği'ydi, Hollanda'daki adı da tuhaf bir şekilde Rüzgar Gülü'ydü. Bunu biliyoruz. Bunu dağıtmaya çalışan bir girişimdi. Yarım AKP'ye yarattı. Evet. evet. AKP'yi yarattı. AKP bir anlamda 28 Şubat sürecinin başarısızlığının çocuğudur. Diyalektiğidir, Diyalektik. Evet. Diyalektik sonucu. Diyalektik evet. sonucudur. Evet. evet. hocam benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, arkadaşlar duyarıyor. Son sözü siz kullanın. Sağ ol.